Sevgili finans ve borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle temettü emekliliği için seçtiğim tam 7 şirketin analizini gerçekleştireceğiz. Neden temettü emekliliği ile ilgili bu hisseleri seçmelisiniz ve bir kısaca da neden temettü emekliliği yapmalısınız? Bunların anlatmaya çalışacağım sizlere. Temettü emekliliği ile ilgili seçtiğim 7 hisseyi tam olarak anlayabilmek ve mantığımızı anlamak için videoyu sonuna kadar izlerseniz daha iyi olacaktır sizler için. Bu tip videolardan erken haberdar olabilmek için kanala abone olup zil bildirimini açabilirsiniz ve bu tip videoların gelmesini isterseniz bunu beğeni atarak ve yorumlara da istediğiniz video konularını yazarak istediğiniz videoların gelmesini sağlayabilirsiniz. İsterseniz lafı çok fazla uzatmayalım. 7 tane temettü emekliliği için istediğimiz, analiz ettiğimiz, bulduğumuz şirketi incelemeye başlayalım. Öncelikle kısaca temettü emekliliği ne demek olduğunu söyleyeyim. Temettü emekliliği demek aldığınız hisseler sizi emekliliğinizde bile refaha kavuşturabilecek kadar güzel şirketler olmalıdır. Güvenilir şirketler olmalıdır ve sürekli olarak temettü yani kar payı dağıtan şirketler olmalıdır. Tabii ki ana isteğimiz aldığımız hisseleri ölene kadar satmamaktır. 30 sene, 40 sene, 50 sene aldığımız hisseleri satmadan sadece temettü almak, temettünün bir kısmını yine hisseye gömmek, bir kısmıyla da tabii ki giderlerimiz için harcamaktır. Çünkü temettü almak, ev almak gibi olduğu için bir miktarını tabii ki giderlerimize kullanırken özellikle emekliliğimizde, özellikle çalışmadığımız, işsiz kaldığımız zamanlarda fakat yine bir kısmını da temettüye yatırmamız gerekiyor. Burada şöyle bir ince ayrım var. Eğer bugün... ilk hissemiz Tofaş. Tofaş hissesini satın aldıysanız ve temettü için aldıysanız fakat 5 sene sonra TOFAŞ aniden 10 katı primlenirse. Tabii ki temettü hisselerinde bu daha zor ama 10 katı olmadı 3 katı, 3 katı olmadı 2 katı vesaire primlenirse elinizdeki lotların bir kısmını satıp diğer temettü hisselerimize geçiş sağlayabilirsiniz. Yani ne olursa olsun ben bu temettü hissesini ölene kadar tutacağım. Evet güzel bir mantık ama çok hızlı, çok ani primlenme durumları gerçekleşirse o zaman elinizdekilerin bir kısmını kar realizasyonu yaparak ki o videoya da kanaldan ulaşabilirsiniz. Çok önemli bir videodur. Kar realizasyonu yaparak çıkış sağlayabilirsiniz. Hemen bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra videoya geçeceğim. Bunları söylemeden size doğrudan hisseleri tanıtmak ana mantığını oturtmadan yaptığımız için temettü emekliliğinin ne olduğunu unutturuyor. Ki temettü ile de ilgili eğitim serileri gelecektir. Dediğim gibi kanala destek olmanız yeterlidir. Bu seçtiğim hisseleri neye göre seçiyorum? Ucuz olması, potansiyelinin yüksek olması ve sürekli olarak temettü daha atmasını düşünüyorum. Aynı zamanda şöyle bir konu var. Bu hisseleri incelerken çarpanlarını, ilgili haberlerini, bilançolarını, nakit takım tablolarını, gelir tablolarını vesaire faaliyet raporlarına kadar okuduğum için şirketleri sadece burada gösterdim. Yani buradan temettülerine girdim. Şu kadar temettü dağıtıyormuş. O yüzden alın demiyorum. Arkasında uzun uzadıya bir inceleme var. Bunu bilebilirsiniz. Tofoş üzerinden hemen göstereceğim bir örnek de var. Bakın. 2020 yılında 1.2 milyar bir teplan temettüğünün %81 dağıtma oranıyla dağıtılmış ve %13-25 verimlilik olmuş. Fakat daha fazlasını daha fazla dağıtma oranıyla dağıttıklarında daha düşük bir verimlilik olmuş. Aslında bu kötüye bir gidişat demek değildir. Bu arada hisse senedinin fiyatı yükseldiği için temettü verimliliği düşüyor. Yani bu aslında bizim için olumsuz bir durum değil. Neden? Temettü verimliliği düşüyor, evet kötü bir durum ama hisse senedinin fiyatı arttığı için düşüyor. O zaman ben hisse senedinden para kazanmış olurum, satmış olurum. Yine paramı realize etmiş olabilirim. Uzun vade tutacaksak tabii ki bu beklenecektir. Yani bu olası bir durumdur. Siz şu anda %10 %15 diye aldığınız temettü verimlilikleri eğer bu şirket bu hızla devam ederse bir süre sonra şirketin fiyatı çok yükseleceğinden temettü verimliliği düşecektir. Bizim burada korkacağımız şey verimliliğin düşmesinden ziyade toplam temettünün ve dağıtma oranının düşmesidir. Toplam temettü düşmüyor ve dağıtma oranı düşmüyorsa temettü verimliliğimiz düşüyorsa bilmeliyiz ki hissenin fiyatı yükseldiği için o zaman biz eskiden topladığımız o ürünleri belki 5 katına 6 katına satacağız. Muhtemelen şu 2 ay arasında ortalama %50'lik bir kar marjı vardır ki bu da 5 senelik temettü demek. O yüzden satışını yapıp diğer temettü hisselerime geçiş sağlayabilirim. Videonun başı biraz uzadı ama bu bilgileri vermeden başlamak istemiyorum. Yorumlarda yazıyorsunuz video girişi uzun diye ama şu bilgileri vermeden temettü hissesi anlatmak kuru gürültüden başka bir şey olmuyor. Size de bir yararı olmadığını düşünüyorum. Şimdi hemen başlayalım. İlk hissemiz Tofaş hissesi. Tofaş hissesinin 2000 12'den beri temettü dağıttığını görüyoruz. 2012'den beri dağıtıyor. %6, %5, %2, %3, %8, %6, %80, %5, %80, %5, 68, %22, %13, %25, %8, %87 diye görüyoruz. Dağıtma oranları şu iki noktada %40 ile %30'a düştüğü için %3-30 verimlilik oluyor. Bunu hemen 2 ile çarpıp 88 yani şimdiki dağıttığı verilere vursak %6.5'ün üzerine çıkıyordu. Şuranın aritmetik ortalamasını alırsak da muhtemelen %7 %8 civarında bir temettü dağıttığını görüyoruz Tofaş hissesinin. Tofaş hissesi hem şu anda sektörün en iyi şirketlerinden biri hem iyi bir temettü dağıtıyor. Bu şekilde devam ederse iyi bir temettü hissesi olacaktır. Şu anda gayet iyi konumda ilerliyor. İkinci hissemiz benim her zaman temettülerde söylediğim, temettü hisselerinde söylediğim bankalar. Bu yapı krediyi temsili olarak açtım ama önemli olan burada banka hisseleri. Çünkü sermaye ve temettülere ve gerçekleşen temettülere geldiğimizde Yüzde %2.7'lik bir temettü verimliliği olduğunu ve yüzde %10 dağıtma oranıyla yapıldığını görüyoruz. Eğer %100'ü dağıtılsaydı burada %27'lik bir temettü ile şu anda hiçbir firmanın, hiçbir hissenin dağıtamayacağı kadar büyük temettü dağıtmış oluyordu. Şu an yüzde %2.6 ile bir temettü Fiyat düşmesi değildir evet. Ama potansiyeli net olarak gördüğünüz gibi bakın %10, on, ile çarpar, 10 ile çarparsak %100 yapar. 10 katı daha fazla temettü dağıtma potansiyeli olan bir şirkettir. Bankalar genel olarak yapı kredisi, akbank garanti hepsi böyle. Bu yüzden dediğim gibi bankalara da şu anda az da olsa yavaş yavaş ufak ufak paylar ayırmaya başlamalıyız. Temettü emekliliğimiz için. Şimdi geldiğimiz ise iş yatırım. Zaten kendi sitesinden şu an inceleme yapıyoruz. İş yatırım hissesi temettü emekliliği Sektörünün en en önemli şirketidir iş yatırım şirketini temettü emekli için tek geçilebilecek bir şirkettir bu benim yorumum değil benim düşüncelerim değil gördüğünüz veriler %14.5 %10, %10 %10 %13 %15 %17.5 %16.5 %12.70 %15.5 %17.81 %18.89 %20, ,20 temettü vermiş. Finans ve Borsa kanalı izleyicileri. Şu an faiz %19.5'tu. %19 temettü vermiş. Hissenin o aradaki artışını saymıyorum bile. %12.43 olmuş. Sonra yine dağıtım oranı çok yüksek olmasına rağmen temettü verimliliği düşmüş. Bu yüzden iş yatırım hisse senedinin fiyatı 2 iki katı, 2.5 iki katı kadar düştü. 4.5 liralardan şu an 2 lira, 2.5 liralara kadar düşüş sağladı. Ve bu temettü verimliliğinin düşmesinden kaynaklandı. Verimlilik neden düştü? 1- Hisse fiyatı yükseldi. 2. 55 milyonluk bir toplam temettü 25 milyona düştü. Bu iki katına tekrar geri çıktığı zaman %9'luk bir temettü olacak. O zaman fiyatlar tekrar ikiye doğru katlayacaktır iş yatırım nezdinde. Ama bu bilançoda mı 6 ay sonraki bilançoda mı yoksa 4 sene sonra mı tekrardan yüksek karlar etmeye başlar? Bunu tabii ki bilemiyoruz. Biz sadece analizleri inceliyoruz ama şu verileri aşağı doğru incelediğinizde gördüğünüz %20, yüzde %16, %17, %18, %89'lardan görebiliyoruz ki iş yatırım temettü emekliliğinin en gözde şirketi. Sıradaki şirketimiz gayrimenkul yatırım ortaklığı 2 tane. Bu arada buraya geçmeden önce şunu söylemem lazım. Şu an gösterdiğimiz hisseyi şu an almak zorunda değilsiniz. Destek direnç noktalarını takip etmek, portföy çeşitlendirmesi, yatırım sepeti oluşturmak, atıl parayla işlem yapmak ve kademeli alım satım yapmak. En önemlisi destek direnç ve kademeli alım satmak yapmak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Yani Alarko Gayrimenkul çok iyi temettü dağıtıyor olabilir ama şu an alınacak bir konumda değildir. Bunu yapmak size kalmıştır tamamen. Bunu isterseniz teknik analiz eğitim serilerimiz isterseniz orta analiz eğitim serilerimizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Ama bunları yapmak tamamen size kalmıştır. Veya özel ders alıyorsanız benden zaten bunları yapmadan hisse almayacağınızı da biliyorsunuz. Şimdi geliyorum. Alarko gayrimenkul yeni gemat gayrimenkul. Bu ne demek aslında? Ev almak. Şu iki hisseyle ev almış oluyoruz. Çünkü bize bu hisseler diyor ki biz gayrimenkul yatırım ortaklığıyız. Sizin için Ev alıyoruz sizin için. Arsa alıyoruz sizin için. Dükkan alıyoruz. Bunları kah kiraya veriyoruz. Kah satıyoruz. Gelen parayı tekrar size kar olarak dağıtıyoruz diyorlar. Burada Alerko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda çok inanılmaz bir şey var. Algeo'da. Bakın %10 dağıtma oranıyla %3.21 verimlilik var. Peki %100'ünü dağıtsa şu karın %100'ünü dağıtsa %32'lik temettü. %60'lık bakın şu veriye göre %60'lık temettü. %35, %25. %20, %30, %30 temettü dağıttığını görüyoruz. Bu bankalardan bile daha büyük potansiyeli olabilen bir şirket ama gayrimenkul yatırım ortaklıkları genel olarak %100'e yakın bir dağıtma oranı sergilemiyorlar. Ama Algeo'nun sadece %10 dağıtarak bile %3 vermesi bu şekilde hisse senedinin de yukarı yönlü hareket etmesiyle oldukça güzel bir potansiyel olan şirkettir. O zaman nedir burada? 7 şirketimizin 2 şirketi bankalar ve gayrimenkul yatırım ortaklığı Geleceğe dönük yatırımdır, geleceğe dönük temettü emekliliğidir. Diğer hisselerimiz ise şu anda gayet zaten temettünün devi olan şirketlerdir. Kapattığım zaman yeni gimat gayrimenkule geliyorum. Yine temettü oranlarına geldiğim zaman burada Alarko gayrimenkule nazaran daha yüksek kar dağıtım oranları görüyoruz %50'ler %153'leri görüyoruz Bu da zaten baktığımız zaman %7 %5'in altına zaten düşmemiş Şu ortalamayı alırsak muhtemelen %7 %8'lik bir Kar dağıtım oranı olduğunu görüyoruz Ki şunlar %100'e çıktığı zaman 2'ye katlayacaktır muhtemelen Neden peki burada %153 olmasına rağmen Yine verimlilik aynı çünkü %153'ünü de dağıtsa toplam dağıttığı temetli miktarında bir değişiklik olmadığını görüyoruz Son kalan iki şirketimiz sigorta şirketleridir. Anadolu Hayat ve AKGRT. Burada bir öncekine dönersem Algeo ve Yeni Gimat Geo'ya benim tercihim %50 %50 %40 %60 paylaştırılabilir. Ama Anadolu Hayat Emeklilik AŞ ve Ak Sigorta'nın yüzde dağılımları bence Ak Sigorta'nın %70'e %30 civarında veya %75'e %25 civarında olması gerektiğini ben düşünüyorum. Bu tabii ki dediğim gibi çarpanların incelenmesi, faaliyet raporlarının, bilançolarının incelenmesi, şu ana kadar ne kadar primlenmiş, ne kadar şişmişlerin incelenmesi sonucundaki nacizane tavsiyemdir anlattığım hiçbir şey tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Sermaye ve temettü artırımlarına geliyorum. Temettülere geldiğim zaman burada Anadolu Hayat'ın zaten çok güzel temettüler dağıttığını görüyoruz. Evet 2013, 14, 15'lerde biraz düşük verimlilikte dağıtılmış yüksek oranlar dağıtılsa da ama son 3 sene itibariyle artık güzel oranlara çıkmaya başladığını görüyoruz. %25, %30'luk Kısmını buraya ayırabiliriz bu ikisi arasında tabi. Hani bu ikisine 10 pay ayırıyorsak 7'ye 3 olarak ayıracağız Diye düşünebilirsiniz Anadolu Hayatı bıraktık aksik ortaya geldiğimiz zaman Temettülerine geliyoruz Burada gördüğümüz noktaya baktığımızda yüzde 25'ini dağıtarak yüzde 4 Eğer tamamını dağıtsa yüzde 12 6.5 11 14 8 3 6 6'ları görüyoruz burada en düşük bir kez 3'e inmiş onun haricinde 647'nin altına indiğini görmüyoruz. Ortalaması yine 7 8'ler civarına varacaktır. Aksigorta'nın bir avantajı da çok fazla primlenmemiş olması ve çarpanlar konusuna baktığımızda iyi çarpanlara sahip olmasıdır. Bugün sizlere videomuzun içerisinde temettü emekliliği yapmak istiyorsanız ama 1 sene, 3 sene, 5 sene değildir asla. En az 10 seneden başlayarak 10 sene, 30 sene, 50 sene tutacağınız, temettüsüyle geçineceğiniz temettü emekliliği istiyorsanız yapabileceğiniz 7 hissenin sizlere nedenleriyle, sebepleriyle ve temettü emekliliğinin ne olduğunu sizlere söyleyerek anlatmak istedim. Videomuzun sonuna geldik. Bu tip videoların gelmesini isterseniz bunları lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soruları da yorumlar kısmına veya finans ve borsa a iki tane olmak üzere finans ve borsa a hetgmail.com adresine mesaj atarak sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.